Özlem Yılmaz lütfen dahiliyeye sayın Özlem Yılmaz, sayın Özlem Yılmaz. Yanında el çantasına, şey yanında el çıtlatılmasına karşı fobim varmış. Yani şuna mı? Bunlara mı? Bunlara. Şuna? Ya o sesi. Fanatik Fenerbahçeliymiş. Çok güzel şarkı söylermiş arkadaşları. Neymiş? Arayıp zaman aradığı zaman telefonu açarken şarkı söyleyerek. Şarkı söylemeyi severim ama güzel söylediğim asla. Aynı türküyü senden de şimdi istemez misiniz? Bir tane söylemez misin bize çok ufak bir şey? Gerçekten sesin kötü. Kim söyledi onu? Bunu seni sevmeyen birisi söylemiş. Bayağı söyle rezil ol diyorlar. Yok şaka bir daha söylemesen tabii. Geçen sene abinden gelen bilgiler. Geçen sene abisiyle karşılıklı amuda kalkıp ayaklarını birleştirmeye çalışırlarken nasıl bir aile yapınız var? Yani tam olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Ailesiyle geçen sene. Kaç yaşındasın Özlem? 26. 26. Abin kaç geçen yaşında? Geçen sene değil, 2-3 sene falan oldu. 2-3 sene. Ben 23. Abin kaç yaşında? 78'li. 90 78. kiloydu bir de o zaman. Siz ne yapıyorsunuz evde annenler, babanlar, ailecek boş zamanlarınızda amuda kalkıp ayaklarımı birleştirin? Nasıl bir eğlenme metodu? Orada şöyle bir şey var. Yani halı flex'ti o zaman evde. Abim de yeğenime bir şeyler gösteriyor falan filan. Dedim ki abi amuda kalkabilir misin? Kalkarım dedi. Tamam dedim ben de kalkayım o zaman ayaklarımızı birleştirelim falan dedim. Hani niye böyle bir şey istediysem? Niye istedin böyle? Onu soruyoruz yani. Niye böyle bir şey istedin diye. Aileye bak otururken hadi hanım amuda kalkıp bir ayaklarını. Evet. Eğlenceli aile ama değil mi yani? Sonrasında evet. Ben amuda kalktım. Kalksana hadi dedim. Abim kalktığı gibi benim üstüme düştü. Benim kafa yerde. Kafayı çektim, halı flex'e sürttüm. Halı flex'e, oy yanar. Daha sonrasında alnımda bayağı bir böyle yanık iziyle gezdim. Hatta o dönemde yanık. Dizim aile, vardı. Senin tam alnın yanarken Çamoka'nın anne gelip senin enseden yine aynı anne yine yanıktan kurtarıyorlar. Meğer kardeşmiş. Ben sana söyleyeyim, sen içindeki çocuk seni öldürmeden sen onu öldür yoksa gideceksin. Abisi küçükken karşısındaki koltuğa oturup terlik fırlatırmış. Aile çok acayip bir aile. Terlik fırlatması bir şey değil. Abisi buna terlik fırlatıyor. Hikayenin devamı enteresan. Sonra da fırlattığı terliği geri bu getiriyor. Abisi yeniden fırlatıyor. Ya abi ya. Ne acayipsiniz arkadaş siz ya. Biz de ekranda sizi görünce hanım hanımcık falan böyle bir şey oluyor zannediyor. Bunlar evde amuda kalkıyor. Terlik fırlatıyor. Koş getir falan diyor. Küçükken eşek dedi diye oh be abim ne yaptınız bu ya? Küçükken eşek dedi diye abisi kafasını klozete sokup sifonu çekmiş. Oh. Ya. Şimdi bunlar filmin gişesinden düşer mi? Bir hastat olarak düşer mi bilmiyoruz tabii ama abin kafanı klozete sokup sifonu mu çekti? Sen onun senin abin olduğundan emin misin? Yani önce bir o konuyu hala bir biliyorsun. Şey yapmak lazım. Evet, çok severim abimi o. Allah Allah. Elinden dondurmasını alıp komple yalayıp geri vermiş Özlem'e. Ya biz senin abini konuk alaydık be. Vallahi abin daha acayipmiş yani. İzliyor mu abin şu anda? İzliyordur muhtemelen. Eve gidince ne yapacak? Benim kızarmamı izliyordu. Ne yapacaksın izliyordur. Eve gidince? Amuda kalkacaksın. Abicim ben geldim haydi. Hakkının yendiğini düşünürse pire için yorgan yakarmış. Küçük bir defteri varmış. Hayatıyla ilgili her şeyi yazarmış. Hatta evlendiğinde evine alacaklarının listesini de o deftere yazarmış. Nişanlından gelen bilgiler. Nişanlısı hukuk fakültesinde öğretim görevlisiymiş. Burada mı nişanlısı? Yine aynı amcanın kızı alkışlıyor ya. Ya o aile de amca kılıç kullanıyor. Nişanlısı hukuk fakültesinde öğretim görevlisiymiş. Özlem Hanım'ın adalet duygusu o kadar yüksekmiş ki ikinci sınıf hukuk öğrencisi kadar hukuk bilgisi biliyor. Bu hukuk okumadan adalet duygundan dolayı. Evet.
Aslında böyle girilse ya fakültelere. Yani matematik duygum çok gelişti falan ya ben diye. Biraz böyle kandırılmaya falan müsaitsin. Hayır. Değilsin. Yani yasal haklarım ne bilmek istiyorum. Ha. Hani onu da nişanlım dolayısıyla daha da net harika. Öğrendim. Bilgisini teyit etmek için hukuk sertifika programına katılıp sınava girmiş ve çok yüksek puan almışsın. Yeni bir şey öğrenme konusunda çok yetenekliymişsin, çok kolay öğrenemişsin. Çok cesur görünürmüşsün ama iğneden bile korkarmışsın diye nişanlından gelen bilgilerde bunlar. Devam edeceğiz okumaya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,